yaklaşık 1,5 yıl spor müsabakaları oynanamadı. Ligde iptal edildi. Şahsım ve yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlar bu belirsizlik içinde zor koşullara rağmen üye sporumuza hizmet etmekten hiç geri durmadık. Sorumluluk almaktan bir an bile imtina etmedik. 2021-2022 bölgesel amatör lig sezonu 30-31 Ekim tarihlerinde yeni heyecanlar ve yeni umutlarla başlayacak. Bizler de yönetim ve teknik heyet olarak takımımızın formanın hakkını vereceği birbirinden yetenekli, karakterli ve başarılı oyuncularla takviyeler yaptık. Amacımız teknik heyetimizin çabalarıyla takımımızı istikrar adresi haline getirmek ve sezon sonunda şampiyon olarak Ünye Spor'umuzu hak ettiği noktaya taşımak için ilk adımı bugün sizlerle beraber atıyoruz. Ünye Spor'umuzun doğru seçimlerle de büyük bir tutkuyla hak ettiği noktaya gelebilmesi için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Geçen sezonda arkadaşlar, başarı yaramak kala da olsa en azından bir mücadelesini verdik. Ama seyirsizdi maçlarımız. Sessizdi. İnşallah bu sezonda seyircili ve heyecanlı bir sezonu ve döneme başarıyla izleriz diyorum. Başarı diyorum, ille başarı birinci olmak değil. Önemli olan kazasız, belasız ve spora yakışan vaziyette lig içerisinde süreci kurtulmak. Tabii ki arzulanan nedir? Birinci olmak. Ama olmadık diye ölüm yok sonuçta. Geçen sene olamadık, dünyanın sonu değildi işte belki. Ama bu sene yine koşacağız. Nereye koşacağız? Hedefe koşacağız. İnşallah sizlerle birlikte hemşerilerimizin de bu sene inşallah seyircili oynandığı takdirde onların da sahada tezahüratlarının hissedildiği bir heyecanla inşallah hedefe hep birlikte koşarız diyorum. Ünye Spor yeni sezonda ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek. Buna yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ünye Spor'umuzu ve şehrimizi bu sezon yeşil sahada temsil edecek olan futbolcu kardeşlerimizi ve kıymetli teknik ekibimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Çorlar! Orçun Seldoğan, Mehmet İncebay, Rıdvan Coşkun, İbrahim Utku İnce, İbrahim Kongur, Deniz Bozdere. Ünyespor'u bu büyük camiaya hak ettiği yere getirmek için takım arkadaşlarımla beraber elimizden gelen en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler de ünyemizin en önemli değerlerinden biri olan futbol kulübümüz, bir markamız, şehrimizin dinamiklerinden olan kulübümüzü sportif anlamda en iyi yerde tamamlayabilmek, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için futbolcuların ve çalışma arkadaşlarımla beraber elimizden gelen tüm gayreti gösterip hedeflediğimiz noktaya ulaşmak istiyoruz. Amacımız önce iyi bir takım olmak. İyi bir takım olduktan sonra da ben başarının geleceğine inanıyorum. Ama başarının şehrin tüm dinamiklerin harekete geçmesi olduğunu düşündüğümüz için de bugün de bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize takımım adına ve özellikle yönetim kurulu başkanımızın adına çok çok teşekkür ediyorum.